Sevgili öğrencilerim, merhabalar gençliğin gözyaşları. Şimdi bu videomuzda türevin son bölümüne giriş yapıyoruz arkadaşlarım. Ekstremum problemlerine gireceğiz. Yani daha çok sizin bildiğiniz deyimiyle maksimum minimum problemlerindeyiz arkadaşlarım. Türevin sıklıkla sorulduğu, üniversite sınavında sıkça sorulan bir bölümüdür arkadaşlar. İyi dinleyiniz, güzelce öğretmeye çalışacağım gobeller size. Tane tane anlatacağız. Bakalım nasıl olacak görelim. Hiçbir anını kaçırmayın videonun. Şimdi nedir maksimum minimum problemleri öğretmenim? Aslında sizin bundan önceki ekstremum sorularında, ekstremum noktaları kısmında yaptığınız işlemlerin probleme dökülmüş halidir arkadaşlar. Bunları bize problem şeklinde soracak. Biz yine maksimum noktası bulacağız, minimum noktası bulacağız, ekstremum noktalarını bulacağız. Yani işte maksimum değeri, minimum değerini bulup soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi bize şuraya zaten açıklamasını yazmışız. Bir okuyalım birlikte. Maksimum minimum problemlerinde bir çokluğun alabileceği en büyük değer veya en küçük değer bulunmak istenir. Eyvallah, zaten adı üstünde maksimum veya minimum. Şimdi bu problemleri çözebilmeniz için dostlarım, adamlar bize ya bir fonksiyon verecekler, kendiliğinden verecekler, ya da diyecek ki sana birkaç cümle soruluyor. Bu cümleye göre fonksiyonu sen kendin tanımla diyecek. Yani bize bir fonksiyonu tanımlatacak. Bu fonksiyon İşte sorudan soruya değişir. Bir uzunluk olabilir, alan olabilir, hacim olabilir, çevre olabilir, iki nokta arasındaki uzaklık olabilir gibi herhangi bir fonksiyon olabilir arkadaşlarım. Bize bu fonksiyonu ya tanımlatacak, yani bizim fonksiyonu yazmamızı isteyecek, ya da direkt kendisi verecek fonksiyonu bize. Bu kısım kolay bir kısım. Sonra diyeceğiz ki bu fonksiyonda iki tane değişken olacak. İşte x ve y'den oluşan bir fonksiyonumuz var. Biz bu fonksiyonu tek değişkene düşüreceğiz. Yani genelde de hep şunu yapacağız. Y'yi yalnız bırakacağız. Y eşittir x'li bir ifade bulacağız arkadaşlar. Sonra tek değişkene dönüştürdükten sonra bundan sonrasını zaten önceki videolarımızda, önceki konumuzda yaptığınız gibi. İşte bu fonksiyonun ekstremum noktalarını bulacağız. Yani ne yapıyorduk ekstremum noktasını bulmak için? Türevini alıyorduk. Sonra bu türevi sıfıra eşitliyorduk ve oradan ekstremum noktaları buluyorduk. Ve işte bu bulduğumuz ekstremum noktaların y'leri de bizim maksimum değerimiz veya minimum değerimiz olacaktı arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bunları şuraya 4 tane örnek yazmışız. Bu örnekler üstünde hani bir nebze olsun kafamızda böyle bir şeyler oluşsun diye basit basit 4 tane örnek yazdım buraya arkadaşlarım. Sonra da zor sorularla olayı daha da iyi kavrayacağız inşallah. Şimdi bakınız, birinci sorumuz diyor ki x ve y reel sayılar olmak üzere şöyle bir ifade verdim sana diyor. X çarpı y çarpımı en az kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bizim bildiğimiz şey, bizden istediği x ile y'nin çarpımını istiyor bizden. Bakın fonksiyonumuz burada. X çarpı y bunun en çok olmasını istiyor. Yok, en az olmasını istiyor. Peki şimdi bize verilen ifadede bakın şurada bir denklem var. Biz hemen ne yapacağız dedik? Bu denklemi tek değişkene dönüştüreceğiz. Yani y'yi yalnız bırakacağız arkadaşlarım. İlk önce şu eksi 2y'yi bu tarafa atarsak 3x eksi 24 eşittir 2y olur. Hatta 2'ye de bölelim. 3x eksi 24 bölü 2 eşittir y olur. Sonra tek değişkene dönüştüreceğiz dedik şu bize verilen fonksiyonu. X çarpı y ya benim fonksiyonum. Burada y gördüğümüz yere 3x eksi 24 bölü 2 yazıyoruz hemen. İşte fonksiyonumuz oluştu. Bakın fx fonksiyonu şuna eşit. X çarpı y gördüğüm yere de 3x eksi 24 bölü 2 yazıyorum. İşte benim fonksiyonum bu. Benden bu adamın minimum olmasını istiyor arkadaşlar. Yani sizi zorlayacak kısım burası aslında dostlar. Fonksiyonu oluşturmak. Çünkü bundan sonrasını zaten biliyorsunuz. Bundan sonrası ile ilgili defalarca soru çözdünüz ekstremum noktaları bulurken. Peki tamam hocam. Bunun minimum değerini, maksimum değerini istiyor veya bizden fark etmez. Ne yapıyorduk minimum veya maksimumunu bulurken? Bu adamın türevini alıyoruz dostlar. Hemen türevini alalım şimdi bu ifadenin. F'in türevini alıyorum. Hemen hızlıca yazıyorum arkadaşlarım. Çünkü türev kısmını siz zaten çok iyi biliyorsunuz. 6x eksi 24 bölü 2'dir bunun türevi. Ve türevini tutup sıfıra eşitlediğimde de ekstremum noktalarını buluyorduk. Buradan x eşittir 4 geldi. Demek ki benim maksimum veya minimum yapan değerim 4'müş.
Bu dördü de yerine yazdığımızda bizden cevap gelecek işte. İstediği değer gelecek. Maksimum veya minimum yapan, daha doğrusu minimumu sorduğu için minimum noktasının apsisi buymuş dostlarım. Hemen x yerine de 4 yazalım f fonksiyonunda. F'te 4'ü bulalım. Buradan da cevap -24 gelecek dostlarım. İşte bu ifadenin alabileceği minimum değer buymuş. Şimdi bunların birçok sorusunun arkadaşlarım, aslında her sorusunun bir pratik yolu var. Tabii ki bunun da bir pratik yolu var arkadaşlar. Ben size pratik yollarla da çözmeye çalışacağım. Ama siz olayın mantığını kavrayın lütfen. Çünkü bir sürü pratik yol var arkadaşlarım. Yani hemen hemen her soruya bir pratik yol uydurmuşlar. Hepsini bilmenize gerek yok dostlar. Zaten bunların pratik yollarını ezberleyeceğim deseniz canınız çıkar. Bazılarını da bilseniz çok güzel olur. Onları zaten ben size vurgulayacağım. Ama şimdiki söyleyeceğim pratik yol zaten bizim normal TYT matematiğinde yaptığımız pratik yol aslında dostlarım. Şimdi iki çarpımın en çok en az olmasını istediği zaman ne yapıyorum? Bu iki ifadeyi, şuradaki ifadeyi, şurada gösterelim onu. Bunların ikisini de 24 ya burası, eşit olacak şekilde paylaştırıyorum. Yani 3x'i de 12, eksi 2y'yi de 12 seçiyorum. Buradan x eşittir 4, y eşittir eksi 6 geliyor arkadaşlar. Benden de çarpımlarını istiyordu. 4 çarpı eksi 6'dan eksi 24'ü böyle de bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi bakın, pratik yollar evet çok güzel, çok işimize yarıyorlar ama her pratik yolu da bilmek zorunda değiliz. Bizden böyle bir şeylerin çarpımı, bir şeylerin toplamı istendiğinde evet bunlarla ilgili pratik yollarımız vardı. TYT'de zaten hocalarımız anlattı arkadaşlarım size. Evet, geldik bu soruya. Bir öğrenci toplamı 6 olan iki pozitif sayıyı çarpıyor. Şimdi toplamları 6 olan iki sayı var. Hemen x artı y eşittir 6. Bakın burada bize fonksiyonu kendisi oluşturdu. Buna göre bu öğrencinin bulduğu sonuç en çok kaçtır? Şimdi bunları da çarpıyormuş. X çarpı y'ymiş. Ve bunun da maksimum olmasını istiyormuş bizden. Fonksiyonu kendisi oluşturdu arkadaşlar. Bakın bu soruda. Hemen ne yapıyorum şimdi? Fonksiyonu tek değişkene dönüştüreceğim. Y'yi yalnız bırakıyorum. 6 eksi x olur y. Getirip burada yerine yazıyoruz ve fx'i artık oluşturmuş oluyoruz. Fx eşittir x çarpı 6 eksi x'tir diyorum arkadaşlarım. Fx'i bulduk. Şimdi bunu da getirip ne yapacağız? Ekstremin noktasını bulacağız. Hemen türevini alıyoruz ve sıfıra eşitliyoruz dostlar. Bu adamın türevi, f'in türevinde x eşittir 6 eksi 2x yapar. Ve bunu da sıfıra eşitlediğimde ben buradan x'i 3 bulurum. Tabii ki x 3, y'yi de bulalım hemen. Y de 3 çıktı arkadaşlar. Bize de neyi soruyordu? Bunların çarpımlarını. X çarpı y eşittir. Buradan da en çok 9 geliyormuş. Cevabımız 9 çıktı Gobeller. Şimdi bunun da tabii ki pratik yolu var. Yine dediğim gibi TYT'de siz bunu öğrendiniz dostlarım. Ne diyorduk? Toplamları verilen bir ifadenin çarpımlarının en büyük olması için bu sayıları birbirine en yakın iki sayı seçeriz. X ile y'nin toplamı 6 ise birbirine en yakın 3 ile 3 olur arkadaşlarım. Direkt 3 ile 3 seçersen çarpımlarının da 9 olduğunu böylelikle de bulabilirdin. Bu da ikinci yol olarak söylemiş olalım. Şimdi gelelim buna. Toplamları 36 olan iki sayıdan. Hemen toplamı 36 olan iki sayı yazalım. X artı y eşittir 36. Birinin karesi ile diğerinin çarpımının, bakın birinin karesini alıyorum, x'in karesini aldım. Diğeriyle de çarptığımda bu ifadenin alabileceği en büyük değer. İşte benden maksimumunu istediği ifade de bu. Şimdi gelin hemen şuradan y'yi çekelim. Tek değişkene dönüştürelim. 36 eksi x. Getirip burada da yerine yazalım. Fx'i oluşturmuş olalım. Fx eşittir x kare çarpı y yerine de 36 eksi x yazdım. İşte fx'imiz bu. Hemen ne yapıyoruz? Bunun maksimum olmasını istediği için ekstremum noktalarını bulacağız. Yani f'in türevini alacağız. F'in türevinde x eşittir diyelim. 72 x eksi 3x karedir. Bunu da sıfıra eşitlediğimde, buradan sıfıra eşitlersek x parantezini aldığımı düşünelim. X eşittir ya sıfır çıkar,
x eşittir ya da 24 gelirmiş dostlarım. Şimdi hangisi için maksimum, hangisi için minimum değer var? Çünkü iki tane x değeri bulduğum için burada bir tablo incelemesi yapmam lazım. Hemen tablomuzu oluşturalım. Ekstremum noktalarından biliyorsunuz bu tabloları zaten. 0, şuraya da köklerimi yazdım. 0 ile 24. Eksi ile başlıyorum. Çünkü x karenin önünde eksi var. Artı, eksi dedim. Azalan, artan, azalan çıktı arkadaşlarım. Ve şurada bir minimum değeri, çukurluk oluştu. Burada bir maksimum değeri var. Demek ki x eşittir 24 için maksimum değeri varmış dostlarım. O halde ben bunu kullanacağım. Çünkü bana maksimumunu soruyor. Minimumunu sorsaydı sıfırı kullanacaktım dostlarım. Peki x eşit 24 için dedik. Hemen getirip fonksiyonda da x yerine 24 yazalım. Alabileceği en büyük değeri bulmuş olalım. O halde f'de 24'ü arıyorum arkadaşlarım. F'de 24. Ben çok uzatmayacağım. Bulmuşum sonucu. 6912'ymiş diyeceğim. Geçeceğim arkadaşlarım. Şimdi bunları tabii ben kafadan salladığım için buradaki birçok soruyu arkadaşlarım sonucunu böyle büyük sayılarda bulmuş oluyoruz bazen. Siz mevzuyu öğrenin, gerisini boş verin. Evet, bir örneğimiz daha var. Hemen bunu yapalım. Fonksiyonunun en küçük değerini bulunuz demiş. Hemen bulalım arkadaşlarım. Şimdi bir fonksiyonun en küçük değerini bulacağız. Bakın burada fonksiyon hali hazırda verilmiş bize. Kendisi vermiş yani. Direkt bunun en küçük, en büyük değerini soruyorsa hemen ne yapıyorum? Türevini alıyorum bir kere. F'in türevinde x diyorum. 2x eksi 4'tür türevi. Ve bu türevi 0'a eşitlediğimde en büyük yapan ya da en küçük yapan x değerini bulmuş oluyorum. Buradan x eşittir 2 geldi. Evet, bunu en küçük yapan x değeri 2'ymiş. Tabii benden en küçük yapan x'i istemiyor. En küçük değerini bulun diyor. O halde x'i de getirip yerine yazarsak f'de 2'yi de bulalım bir hemen şurada. F'de 2 de eşittir 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 13. Yani 4 eksi 4 geliyor artı 13. 7 mi geliyor buradan? Yok, 9 geliyor. Sorumuzun cevabı 9'muş dostlarım. Pekala, şimdi örneklerle biraz kafamızda bir şeyler canlandı diyelim. Şimdi asıl mevzu birazdan başlayacak. Şimdi burada da arkadaşlar ben maksimum ve minimum problemleri için hani piyasada dolanan bütün pratik yolları yazmaya çalıştım. Toplamda hani bir sürü yazmışım buraya, işte bir sayfa dolusu pratik yol. Dediğim gibi bunların hepsini ezbere bilmenize gerek yok. Ben zaten size soruları çözerken bakın şu pratik yolu kullanıyorum ya bu pratik yolu kullanıyorum şeklinde cümleler kuracağım zaten arkadaşlarım. Buradan takip edersiniz onları. Tekrar söylüyorum, hepsini bilmenize gerek yok. Özellikle şu mesela şurada yazıyor ya, küre içine yerleştirilen en büyük hacimli dik silindirin yarıçapı bilmem ne. İşte bunları falan ben de bilmiyorum arkadaşlarım. Ezbere bilmiyorum yani bunları. Normal yolla çözeceğiz biz tabii ki hepsini. Dediğim gibi bu kadar çok pratik yolu ezberlemektense olayın mantığını bilmek bence çok daha işimizi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Pekala. Bu pratik yollar yine gözümüzün önünde dursunlar arkadaşlar. Ben birazdan sorusu geldikçe bakın şu pratik yolu kullanıyorum, bu pratik yolu kullanıyorum şeklinde söyleyeceğim size. Evet. Şimdi bunu da hallettik. 61, 62, 63 şuradayız. Şurayı bir düzenleyeyim arkadaşlarım. Evet, 64 nolu sayfanın birinci sorusundayız. Bakalım ne diyor şimdi bu. Evet, şimdi artık karma sorulara geçtik. Kolaydan zora doğru, üniversite sınav soruları da dahil olmak üzere arkadaşlarım. Burada bir sürü soru yazdım ben. Bunlar da bitiminde artık inanın bana kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Mümkün olan her çeşit soruyu yazmaya çalıştım zaten dostlarım. Evet, birinci sorumuz, bakalım ne diyor. Pozitif gerçel sayılar x çarpı y'yi vermiş 64. Bizden de x kare artı 2y toplamının en küçük değerini istiyor. Şimdi hemen ne yapıyorduk? Fonksiyonu bir kere tek değişkene dönüştürüyorum. Buradan y'yi yalnız bırakıyorum. 64 bölü x geliyor y. Sonra getirip bunu fonksiyonu yazacağım yerde yerine yazıyorum. Yani fx eşittir diyorum. X kare dursun artı 2y yerine ne yazacağız? Y gördüğümüz yere 64 bölü x yazacağız. Oradan da 128 bölü x geliyor. Y 2y dediğimiz ifade. İşte benim fonksiyonum bu. Benden de bunun minimum olmasını istiyor dostlar. Bu ifadenin minimum olmasını istiyor. Peki minimum yapacağım şey ne yapıyordum? Bir kere türevini alacağım.
ekstremum noktasını bulacağız. Hadi bir türevini alalım hemen bu ifadenin. F'in türevinde x diyelim. F'in türevini direkt yazıyorum. 2x eksi 128 bölü x kare geliyor buradan arkadaşlar. Ve bunu da sıfıra eşitleyeceğiz. Ama önce şöyle bir düzenleyelim. Şununla şunu çarpalım. 2x küp eksi 128 bölü x kare oldu. Şimdi sıfıra eşitlediğimde bunlar gitti. 2x küp 128, x küp 64, x eşittir 4 geldi. İşte bu ifadeyi minimum yapan x değerimiz 4'müş. Peki y değerimiz kaç? Hemen şurada da 64 bölü 4'ten y'yi de 16 bulduk. İşte olay bitti arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyorum? Benden şu ifadenin en küçük olmasını istiyordu. X kare yerine 16, y yerine 16 yazıyorum ve cevap geliyor. Ya da x'i bulduktan sonra hiç y'yi bulmama da gerek yoktu. Şurada minimum istediği yerde x yerine 4 yazsam da yine alabileceği en küçük değeri buluyordum dostlarım. Hadi getirin bunları şurada yerine yazalım. X kare 16 yapar. Artı 2 çarpı 16'dan da 32 de buradan gelir. Cevap 48 çıktı. Birinci sorumuzun cevabı 48'miş dostlar. Evet, geldik 2'ye. Üç kenar uzunluğu 80 santim olan dikdörtgenin. Şimdi bir dikdörtgen çizelim hemen şuraya. Şurası y olsun. Şurası x olsun. Burası y. Burası da x geldi. Üç kenar dedi. Bir kenara hariç diğer üç kenarını hemen toplayalım. X'leri alalım. 2x olsun. Bir de y. İşte bu üç kenarının toplamı 80'miş. Hemen buradan y'yi yalnız bırakırsak 80 eksi 2x geldi. Benden istediğini dikdörtgenin alanı, yani x çarpı y'nin maksimum olmasını istiyor. Hemen y yerine getirip şunu yazalım. X çarpı 80 eksi 2x, işte benden istediği, maksimum olmasını istediği ifade bu. Şimdi ne yapıyorum? Bu adamın türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Hemen fx'i şöyle bir daha düzgün yazalım mı? Şunu içeriye dağıtalım. 80x eksi 2x kare olur içeriye dağıttığımda. Türevini alalım. 80 eksi 4x olur ve türevini sıfıra eşitliyorum. X eşittir buradan 20'yi buldum. X'i 20 bulduktan sonra benden şunun maksimum olmasını istiyordu. Maksimum değerini getirip burada da x yerine 20 yazıyorum ve cevap geliyor arkadaşlar. 20 çarpı 20, 40, 80'den 40 çıktı, 40. 20 çarpı 40 geliyor, o da 800'müş. Bu alanın en çok olması 800 olarak oluyormuş arkadaşlarım. Evet, cevabımız 800. Geldik buna. Evet, y eşittir bilmem ne doğrusu üzerinde A 1'e 2 noktasına en yakın olan noktanın apsisi kaçtır? Bakın önce bir resim çizelim. Şimdi elimizde bir doğru var. Bir tane de nokta var elimizde. A 1'e 2 noktası. Diyor ki bu noktanın bu doğruya en yakın olduğu şu nokta, işte en yakın olan bu noktanın apsisi kaçtır? Şimdi bu nokta para şu doğrunun üstünde olduğu için apsisine x desek ordinatı x artı 2 olacak kesin. Y'ler apsislerin iki fazlasıymış çünkü. Öyle yazdım. İşte bizden de şu aradaki ifade değerin en küçük olmasını istiyor. Bu ikisinin arasındaki uzaklığın minimum olmasını istiyor. Yani A ile B arasındaki uzaklık, şuna B noktası dersek, en küçük değerini istiyor. Bunun minimum değerini soruyor bize. Hemen iki nokta arasındaki uzaklık formülümüzü kullanalım. Kök içinde x'ler farkı, yani x eksi 1 karesi artı x artı 2'den de 2'yi çıkartacağız dostlarım. Burada bir tek x kalıyor, x kare. İşte benim fonksiyonum bu. Benden de bunun minimum olmasını istiyor dediğim. Ne yapıyorum şimdi minimum olması için? Önce bir türevini alıyorum bir kere. Hemen f'in türevini alalım. Köklü bir ifadenin türevi neydi? İçinin türevi. Hemen içinin türevini yazıyorum pay kısmına. İçinin türevi 2x eksi 2 artı şuradan da 2x geldi. Bölü 2 çarpı kök içinde ifadenin aynısıydı. Şuraya aynısı diyeyim. Ve bunu ben sıfıra eşitleyince de ekstremum noktalarının apsislerini buluyordum. Peki sıfıra eşitlediğimizde şuradan içler dışlar çarpımı yaptığımda şurası zaten sıfırla çarpılıyor. Geriye bir tek şurası kaldı. Yani 4x eksi 2 kaldı. Eşittir
0. Buradan 4x eşittir 2, x eşittir 1 bölü 2 geldi. İşte demek ki en yakın noktanın apsisi 1 bölü 2'ymiş. Ha, ordinatı kaçtır? Yani en yakın noktanın değeri kaçtır deseydi ordinatını bulacaktı. Ama sadece apsisini sorduğu için cevap 1 bölü 2 arkadaşlarım direkt. Fazla da uzatmayalım, geçelim bir sonraki sorumuza. Evet, işte güzel bir problem sorusu arkadaşlarım. Böyle üniversite sınavında sorulan sorulara benzeyen bir soru. Bir vazo ima alatçısı. Evet, şimdi zil çaldı arkadaşlar. Ben burada videoyu bir durdurayım. Sonraki soruları da çözeceğiz. Çözdükçe birbirlerine ekleme yapacağım arkadaşlarım. Birleştireceğim videoları. Öyle paylaşacağım sizinle. Ama şimdilik burada duralım. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda devam. Durduramadık mı? Gençliğin gözyaşları. Merhabalar arkadaşlarım. Şimdi en son dördüncü soruya kadar gelmiştik ve benim dersim vardı. Derse gitmek zorunda kaldım. Şimdi bir boş dersimiz daha var. Burada da bir sorularımızı çözmeye çalışalım arkadaşlarım. Sonra bu videoyla önceki videoyu birleştireceğim. Tek video halinde paylaşmaya çalışacağım sizinle. Evet, 4 numaralı soru, bakalım ne diyor? Bir vazo imalatçısı tanesini bilmem kaç liraya ürettiği vazolardan her ay x tane satmaktadır. Vazoyu x artı 20 liraya satıyorsa bir ayda en çok kar etmesi için kaç vazo satmalıdır? Şimdi bize sorulan şey x. Bu x'in de en çok olmasını istiyor. Yani oldu sana maksimum problemi. X'i soruyor direkt. En çokunu soruyor. Maksimum problemi oldu arkadaşlarım. Gelin şimdi fonksiyonumuzu oluşturalım. Şimdi bize neyin en çok olmasını istiyor? Karın. Demek ki benim fonksiyonum kar fonksiyonumuz olacak. Peki bir şeyin karını nasıl buluruz? Tabii ki satış fiyatından maliyet fiyatını, üretim fiyatını, imalat fiyatını çıkartırsam ben karı bulurum dostlarım. O halde karı yazalım şuraya. Kar fonksiyonumuz. Kar eşittir. Hemen satış fiyatımız neymiş? X artı 20 liraya satıyormuşuz. Ve ben bu satış fiyatından üretim fiyatını çıkartırsam, yani 2x eksi 50'yi çıkarttığımda bu benim karım olur dostlarım. Hemen hesaplayalım bunu. Eksi x geliyor, artı 70 geliyor. Yani 70 eksi x lira benim bir tane vazodan elde ettiğim kar. Şimdi diyor ki bu amca x tane satacaksın. O zaman x tane satacaksam, bir tanesinden bu kadar kar elde ediyorsam, x tanesinden x çarpı 70 eksi x lira kar elde edebilirim. İşte benden de bu karın en çok olmasını istiyor arkadaşlarım. En çok olmasını istediği şey bu. Yani maksimum olmasını istediği ifade burası. Peki şimdi artık bunu maksimum yapan x değerini bulacağız. Nasıl buluyorduk? Türevini alacağız. Hemen türevini alalım bu adamın. F'in türevi. İçeriye dağıttığımı düşünürsek 70 eksi 2x yapar türevi. Bu türevi de 0'a eşitlediğimde ekstremum noktasını buluyordum. X de buradan ne geliyor arkadaşlarım? 35 geliyor. Zaten bana da x'i soruyordu diyebilirim. Hemen geçtim. Evet, geldik 5. soruya. Diyor ki bir parabol verdim. Bu parabolün üstündeki bir nokta A noktasıdır diyor. Peki bu A noktası şöyle değil midir aslında? Şimdi apsisi x'tir ama ordinatı, yani y'si direkt şurası değil midir arkadaşlarım, y dediğimiz kısım? Yani y'si de eksi x kare artı 3x artı 1'dir. Tamam. A noktasını oluşturduk. Bize de diyor ki işte diyor bu A noktasının apsisle ordinatının, yani şu ikisinin toplamı en çok kaçtır? O halde fonksiyonumu oluşturuyorum artık ben. Toplamları ne oldu bunların dostlarım? Toplarsak eksi x kare gelir yine. Artı 4x olur ve artı 1 olur. İşte toplamları da bu ve benden de bunun en çok olmasını, yani maksimum olmasını istiyor bu ifadenin. O halde ne yapıyorum? Bu ifadenin bir kere türevini alıyorum hemen. Türevi diyelim şuraya. Türevi eksi 2x artı 4'dür ve 0'a eşitliyorum. X'i buradan 2 buldum dostlarım. Bana toplamını en çok yapan x değerini sormuyor tabii ki. Toplamın en çok değerini istiyor.
Yani x artı y'yi, yani şu toplamın en büyük değerini istiyor. O halde bu bulduğum x'i getirip şurada yerine yazarsam toplamın en büyük değerini bulurum. X yerine 2 yazıyorum. Eksi 4 geliyor. Artı 8 geliyor. Artı 1. 4, 1 daha. 5 çıktı sorumun cevabı. Evet, geldik 6 numaralı soruya. ABCD'de dikdörtgenin çevresi 72 metredir. Hemen bu adamın çevresini bir hesaplayalım mı arkadaşlar? Şimdi şuradan 5x geliyor. 5x de buradan 10. X buradan. Şurası da x artı y'dir. Onu da yazalım. Şimdi şurası da 2x'tir. Şurası da 3x'tir. Bunları yazalım. Burası da x artı y. Toplam 12x var. 2 tane de y var dostlarım. Demek ki 12x artı 2y eşitmiş 72'ye. 2'ye böldüm. 6x artı y eşitmiş 36'ya. Y'yi yalnız bıraktım. 36 eksi 6x'miş y. Peki. Peki bizden neyin en çok en az olmasını istiyor? Bakın, mutfağın en geniş alanlı. Mutfak şurası dostlarım. Buranın en geniş olmasını istiyor benden, alanının. Alanı nedir buranın? 2x çarpı y'dir. İşte benden bu 2x çarpı y'nin maksimum olmasını istiyor. Alanın en büyük olmasını istiyor. Hemen ne yapıyorduk? Y'yi getirip burada yerine yazalım. F fonksiyonunu oluşturmuş olalım. 2x çarpı y yerine de 36 eksi 6x yazıyorum. Fx'i bir satır daha düzenleyelim. 72x eksi 12x karedir. Hemen bunu da sıfıra, türevini alacağız daha doğrusu. Önce türevini alalım. Ekstremum noktasını bulalım. Türevi 72 eksi 24x'tir ve sıfıra eşitlediğimde x'i kaç buldum dostum buradan hemen? X'i 3 buldum. İşte x kaç olmalıdır? En çok olması için x 3 olmalıdır diyoruz ve geçtik bu soruyu da. Geldik 7. sorumuza. Çevirdik arka tarafı. 7 numaradayız. Evet, yine problem tarzı bir sorumuz var arkadaşlarım. Gayet basit, kolay bir soru. Hiç korkulacak bir şey yok. Tane tane okuyalım, her türlü gömeriz. Diyor ki, x tane gömleğin üretim maliyeti şudur. X tanenin buysa bir tanesini bulmak için ne yapacağım ben dostum? Bunu x'e böleceğim. X tanesi buysa bir tanesini bulmak için x'e bölüyorum hemen. Şurayı komple x'e böldüğümü düşünün dostlarım. Ne oluyor? 1200 bölü x geliyor, artı şunu x'e böldüğümde de x kare bölü 3 bölü x'ten x bölü 3 geliyor. Evet, tamam. Bu bir gömleğin maliyeti. Tamam mı kardeşim? Unutmayın. Bir gömlek maliyeti. Yazalım buraya da. Tamamdır. Buna göre diyor, kaç gömlek üretilirse, kaç tane bundan üretirsek bir tanesinin maliyeti en az olur diye bir soru soruyor. Şimdi zaten bir tanesinin maliyeti bu. Bunun en az olmasını istiyor bizden. Bu ifadenin en az olmasını istiyor. Bunun minimum olmasını istiyor. Buna göre x, yani kaç tane gömlek üretirsem en az olur diyor. Yani x'i soruyor bize. Çünkü x tane gömleğin maliyetini hesaplamış, vermiş bize. O halde hemen bu ifadenin bir kere türevini alalım mı dostlarım? Türevi eksi 1200 bölü x kare artı 1 bölü 3 olur. Hemen bunu sıfır eşitlediğimde buradan x kare eşittir 3600, x eşittir 60 geldi. 60'mış en çok, en az gömlek üretirsek 60 tane gömlek ürettiğimizde maliyetimiz en az oluyormuş diyebiliriz arkadaşlar. Evet, geldik şu sorumuza, 8 numaralı sorumuz. Eğrisi üzerinde olup diyor, orijine en yakın olan noktanın koordinatları toplamı nedir? Şimdi gelin bunun bir şöyle, hatta birinci yol diyelim buna. Birinci yol bu olsun. Bir de bunun pratiğini gösterelim sonra arkadaşlarım. Şimdi önce birinci yolumuz, normal yolla çözelim. Şimdi bir koordinat sistemi çizdim. 2 bölü x eğrisini çiziyorum arkadaşlarım. Şöyle ve şöyleydi 2 bölü x eğrisi. Bunun üstünde öyle bir A noktası var ki orijine en yakın, buranın minimum, bu mesafenin minimum olmasını istiyor. Bu A noktası nasıl bir noktadır? Apsisine x dersem bunun üstünde olduğu için ordinatı 2 bölü x şeklinde olan bir noktadır.
Orijinde zaten sıfıra sıfır noktası. Benden A ile O arasındaki mesafenin minimum olmasını istiyor dedim. Peki A ile O arasındaki mesafe kök içinde x'ler farkının karesi. X eksi sıfırın karesi yani x kare artı 2 bölü x'den sıfırı çıkartıyorum. Onun karesini alacağım. O da 4 bölü x kare. İşte minimum istediği ifade bu. Hadi gelin bunun türevini alalım hemen. Türevi nasıldı? İçinin türevini alıyoruz. 2x eksi 8 bölü x kare bölü 2 çarpı kendisinin aynısı ve sıfıra eşitliyor. Şimdi burayla çarptığım zaman içler dışlar burası da sıfır oldu. Direkt şurayı sıfıra eşitleyelim biz o zaman. Buradan da 2x eşittir 8 bölü x kare gelir. Buradan 2 yok x küp olacak değil mi şurası ya? Orayı yanlış yazdım arkadaşlarım. X küp bir arttırmayı unuttuk biz burayı. X küp. Buradan da 2x üzeri 4 eşittir 8. X üzeri 4 eşittir 4 geldi. X eşittir ya artı ya da eksi kök 2 geldi. Yani ya şurasıdır ya da şuradaki noktayı kabul etmiş. Kök 2 de olur, eksi kök 2 de olur. En yakın olan noktanın apsisleri eksi kök 2'ye artı kök 2 şeklindedir. Peki x'i buysa y'si kaç olacak arkadaşlarım? Hemen x yerine kök 2 yazarsam kök 2 yazdığımda şurada da x yerine kök 2 yazıyorum. 2 bölü kök 2'den kök 2 geldi. Ya da x yerine eksi kök 2 yazıyorum. Eksi kök 2 yazdığımda da yine buraya yerleştirdiğimde y'si de yine eksi kök 2 geldi. İşte bu noktaların koordinatları toplamını soruyor bize dostlarım. Bunları topladığınızda cevap 0 geldi arkadaşlar. Evet. Koordinatları toplamı. En yakın noktanın koordinatları toplamını soruyor. Hepsini topladığınızda 0 geldi. Bu bizim birinci yolumuz olsun. Şimdi bir de bunun pratiği vardı dostlarım. Pratikte hatta şöyle söyleyeyim. Kaçıncı pratiğimiz oluyor? Şöyle yukarıdan aşağıya doğru saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pratik yol diye not alabilirsiniz dostlarım. Hemen bunun da ikinci yolunu çözelim şimdi. Şuraya da ikinci yolu çözelim. Pratik yol diyor ki arkadaşlar. Bir y eşittir k bölü x eğrisinin orijine hatta şöyle alayım buraya ya. Şu eğrinin orijine en yakın noktasının orijine olan uzaklığı budur. Ve apsisiyle ordinatı hep birbirine eşittir. Ve bunlar da hep kök k olur. Yani şuradaki sayının kök içinde yazılmış haliymiş arkadaşlar. Veya şöyle de düşünebilirsin diyor. Bunların diyor y bu eğrinin y eşittir x ve y eşittir eksi x doğruları ile kesim noktası olarak da düşünebilirsin diyor dostlar. Yani iki türlü pratik yol vermiş. Ya diyor şuradaki ifadenin unutmazsan 2 yazıyor ya burada kök 2 diye düşünebilirsin. Bir kök 2 bir de eksi kök 2 olarak diyebilirsin diyor. Hemen x'i buradan x eşittir ya kök 2 ya da eksi kök 2 diyebilirsin. Ya da y eşittir x doğrusuyla kesim noktasıdır diyebilirsin diyor. Bir de y eşittir eksi x doğrusuyla kesim noktası. Peki kesim noktası nasıl bulunuyor? Ortak çözüm yapacağım. Y yerine getirip şu eğrinin y'sini yazalım. 2 bölü x'ti ya. 2 bölü x eşittir x. Buradan x kare eşittir 2. X eşittir kök 2. Yine buradan da aynı şeyi yapıp bulabiliriz arkadaşlarım. Bakın x'i yine kök 2 veya eksi kök 2 bulabiliyorsunuz dostlar. Olay bu. Bu da ikinci yolumuz. Pratik yolumuz. Aklımızda tutabilirsek eyvallah. Hadi geldik buna. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. X1 ve x2'yi görünce neler yapacağız biz? Bir kere bir kökler toplamını bulacağız. X1 ile x2'nin kökler toplamı. Eksi b bölü a'ydı arkadaşlarım. Yani eksi b'miz, b'miz şurası, şurası c, şurada da 1 var a dediğimiz şey. Eksi b dediğim 2m eksi 1 yapar. Bölü a dediğimde 1'dir. Demek ki 2m eksi 1'miş. Başka ne lazım? Kökler çarpımı lazım bize. X1 çarpı X2'yi de bulalım. C bölü A'ydı. Yani M kare artı 1 bölü A. A'da 1 olduğu için M kare artı 1. Peki bizden de X1'in karesi artı X2'nin karesini istiyor. Şimdi X1'in karesi ile X2'nin karesinin toplamı da şu formüle eşitti arkadaşlar. X1 artı X2'nin karesi
eksi 2 çarpı x1 x2 idi. Şimdi getirip bu ifadeleri de yerine yazalım. X1 artı x2'nin karesi dediğimiz yere 2m eksi 1'in karesini yazacağım. Eksi 2 çarpı m kare artı 1'i de yerleştirdim. İşte benden bunun minimum olmasını istiyor. Ne yapacağız o halde minimum olmasını istediği ifadenin? Bir kere türevini alacağız arkadaşlarım. Hemen türevi diyelim. Türevini alırsak işte 2'yi başa attık. 8m eksi 2'yi başa attım. Bir de içinin türevinden de 2 geliyor. 8m eksi 4 oldu. Şurada da eksi 2'nin türevi başa geldi. Eksi 4m de buradan geldi. Evet, türevini aldım ve 0'a eşitledim. Buradan 4m eşittir 4, m eşittir 1 çıktı arkadaşlar. Evet, geldik 10. soruya. Bakın, çevresini verdiği bir dikdörtgenin alanı en çok kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi çevre dediğimiz olay nedir dikdörtgende? Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Şurası y, şurası x, şurası y, şurası x. 2x ile 2y'nin toplamını 64 vermiş. Demek ki x ile y'nin toplamı 32. Elhamdülillah. Siz de görün. Bizden de x çarpı y'nin maksimum olmasını istiyor arkadaşlarım. Hemen pratik olarak ne biliyoruz biz bunu? Birbirine en yakın iki sayı seçeceksiniz. Yine elhamdülillah. 16 ile 16 seçtim. Çarpımları da 256'dır dedim. Pratik olarak yaptık. Burada ne diyor? Hipotenüsü 20 olan bir dik üçgen. Dostum, yine pratik çözümlerdeki olayımız neydi? Bir dik üçgeni alanını en çok sorduğunda hipotenüsü sabit verilmiş, bakın 20. Bu dik üçgeni sen ikizkenar dik üçgen kabul edip alanını en çok yapabilirsin. Yani şekli normal dik üçgeni bir tık düzgünleştiriyorum. Normal dik üçgenin bir tık düzgünleşmiş hali ikizkenar dik üçgendir. Dolayısıyla benim bu kenarlarım 10 kök 2, 10 kök 2 gelmek zorunda. Alanını soruyor. 10 kök 2 çarpı 10 kök 2 bölü 2'den 100 geldi sorumun cevabı de. Evet, 11 numarada tamamdır. Geçelim 12 numaralı soruya. Bakalım orada neler yapacağız. Evet, noktaları veriliyor. İki nokta arasındaki uzaklığın en az olmasını istiyor bizden. Hemen gelin şu iki nokta arasındaki uzaklığı bir yazalım. Kök içinde x'ler farkının karesi, yani a eksi 3'ün karesi artı y'ler farkının karesi eksi 1 eksi a eksi 5 gelecek. O da 4 eksi a yapıyor dostum. Ve bunun karesi. İşte benden bunun minimum olmasını istiyor. Ne yapacağım o halde? Hemen türevini alacağım. 0'a eşitleyeceğim. Türevini alalım. Köklü bir ifadenin türevi neydi? Önce içinin türevini alıyorduk. İçinin türevini alalım. 2'yi başa attık. Evet. İçinin türevini alıyoruz. 2 başa attık. Buradan a eksi 3 geldi. Artı 2'yi yine başa attım. 2 çarpı 4 eksi a. İçinin türevinden de eksi 1 geldi. Bölü 2 çarpı kökün içindeki ifadenin aynısı. Bunu da 0'a eşitledim dostlarım. Şimdi içler dışlar yaptığımda şurası zaten gidiyor. Bir tek üst taraf kalıyor. Orayı da düzenlersek şöyle bir şey geliyor. 2a eksi 6 eksi 8 artı 2a eşittir 0. Buradan a'yı 7 bölü 2 buldunuz. A 7 bölü 2 olmalıymış dedik. Şuna gelelim. Yarıçapı 6 santim olan bir dairenin içine. Evet, bunu da artık pratik yolu var arkadaşlarım. Bunun da pratik yolunu şöyle görelim. Dairenin içine bir dikdörtgen çizilecek. Bu dikdörtgenin alanı en çok kaç olmalıdır diyor. Yarı çapını 6 verdiği için çapı da 12 olur dedi. Dostlar, bu dikdörtgenin alanının en büyük olması için bir kademe düzgünleştirilmeli. Dikdörtgeni bir tık düzgünleştirdiğinde karşına kare çıkar. Sen bunu kare olarak bileceksin. Kare ise bu adamın bir kenarı 6 kök 2, 6 kök 2 olacak ki kök 2 katı 12 olsun. Bana da bu karenin alanı soruluyor. 6 kök 2 çarpı 6 kök 2'den
72'yi paketledim dostlarım. Geldik 14 numaralı soruya. Fonksiyonu üzerinde absisiyle ordinatının toplamı en küçük olan nokta nedir? Bakın benzerini çözdük bunun. Şimdi bunun üstündeki nokta A olsun. X virgül Y noktası olsun. Yani A dediğimiz şey absisimiz X, ordinatımızsa X kare eksi 5X artı 10 şeklindeymiş. Bize de diyor ki bunların toplamının en küçük değeri. E hadi toplayalım bunların. Toplam ne olur? Toplarsak x kare eksi 4x artı 10. İşte benden bunun minimum olmasını istiyor. Hemen ne yapıyorum? Türevini alıyorum. 2x eksi 4 geliyor türevi ve 0'a eşitliyorum dostlarım. Buradan x'i 2 buldum. Şimdi benden bakın bu soruda absisi nedir diye sormuyor. Biz absisini 2 bulduk. Nokta nedir diye soruyor direkt. O halde x'i de getirip yerine yazarsam f fonksiyonunda 2 yazdığımda ne geliyor arkadaşlarım? 2'nin karesinden 4 geliyor. 2 yazarsam eksi 10 artı 10 geliyor. Onlar gitti. 4 kaldı. İşte benim aradığım nokta neymiş? 2'ye 4 noktasıymış dedik. Evet geldik 15 numaralı sorumuza. Yine bir problem sorusu arkadaşlarım. Dikkatlice okuyalım. Tane tane çözmeye çalışalım. Bir tur şirketi düzenleyeceği bir gezi için kişi başı 140 TL ücret istemektedir. Tamam. Kayıt yaptıranların sayısı eğer diyor 80'den fazla ise 80'in üzerindeki her bir kişi için tüm katılımcılara da 50'şer kuruş geri ödeme yapacaktır. Kontenjanda maksimum 200 kişidir diyor. Burada da örnekle açıklamış zaten arkadaşlarım. Buna göre geziye kaç kişi katılırsa elde edilecek gelir en fazla olur diyor. Maksimumunu da bize soruyor. Şimdi biz şöyle başlayalım. X kişi katılsın bu tura. X kişi katıldı. Şimdi normalde X kişiden biz hatta şöyle diyelim. Bir kişi üstünden hesaplasak bir kişi katılsaydı 140 lira alacaktık. X kişi katıldığı için X çarpı 140 lira alacağız normalde. Yani 140 TL alacaktım ben. Şimdi şuraya da yazalım. Hatta şöyle biraz yukarıya kaldırayım. Şimdi normalde bir 140 TL alacaktık. Ama 80'in üstünde gelirse 80 kişiden gelirse dolayısıyla benim 80'in üstünde gelenlerin her birine 50 kuruş daha fazla 50 kuruş vermem gerekir. O halde şöyle düşünelim. Şimdi X kişi katıldı ya. X de 80'den büyük bir sayı olsun farzı misal. O halde benim X'ten 80'i çıkartıp bu kadar fazlalık oldu diyorum. Bakın X kişi geldi. 80'in üstünde olduğu için X eksi 80 kişi fazlalığım var. Bu kadar kişiye de 50 kuruş vereceğim. Yani 1 bölü 2 TL verdiğimde geriye ne kadar kaldı arkadaşlarım? İşte 140 eksi bu kadar TL kaldı bende. Ve bunu ben bir kişiden aldım. Toplamda X kişi olduğu için çarpı da X'imi yazdım. İşte benim fonksiyonum bu oldu arkadaşlarım. Bu benim kazancım, gelirim. Gelir bu. Şimdi ne diyor bize? Bu gelirin en fazla olmasını sağlayan X kaçtır diye soruyor. Hemen ne yapıyoruz? Bunun bir kere türevini alıyoruz. Türevi. 140 gelir içeriye dağıttığında 140X'ten 140 geliyor. Şunu içeriye dağıttığımda da ne geliyor? X kare eksi 80X bölü 2'den 2X eksi 80 bölü 2 geliyor arkadaşlarım. İşte eşittir 0 dedim. Buradan da X'i çok uzatmıyorum. Cevap 180'miş. X eşittir 180 geliyormuş arkadaşlarım. Cevabımız 180. Evet geldik buna. Paraboli ile noktası arasındaki uzaklık en az kaç birimdir diye bir soru. Hemen şimdi parabolün üstünden bir nokta seçelim. B noktası olsun bu. Absisi X ise ordinatı kesin X kare. Benim A noktamda 3'e 0. Şimdi bana diyor ki bu ikisinin arasındaki uzaklık en az kaçtır? A ile B arasındaki uzaklığı istiyor. A ile B arasındaki uzaklığı bir yazalım. İki nokta arasındaki uzaklık X eksi 3'ün karesi artı X kare eksi 0'ın karesi yani X karenin karesi X üzeri 4. İşte benden bunun minimum olmasını istiyor dostum. Hemen ne yapıyorum? Türevini alıyorum. Türevi diyelim şuraya.
Şimdi içinin türevini alacağız. O da 2 çarpı x eksi 3 yapar. Artı 4 x küp yapar. Bölü 2 çarpı kök içinde aynısı. Ve bunu sıfır eşitlediğimde ekstremum noktasını buluyorum. Hemen sıfır eşitleyelim. Buradan 2x eksi 6 artı 4 x küp eşittir sıfır olur. 2'ye bölelim hepsini. 2x küp artı x eksi 3 eşittir 0 olur. X parantezinde 2x kare artı 1 eşittir 3 geldi. Buradan x'e 1 desek oluyor mu arkadaşlarım? 1 dediğimde 2 artı 1'den 3 geliyor. Evet doluyor, oluyor. X eşittir 1. Peki bu durumda a ile b arasındaki uzaklığı bulalım hemen. A ile b arasındaki uzaklık x 1 ya. Y'si de 1 çıktı tabii ki bunun dolayısıyla. Ya da şurada getirip yerine yazacağım hemen. Kök içinde 1 eksi 3'ten eksi 2 karesi 4. Artı 1'in karesi 1. Kök 5 geldi. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı da kök 5'miş. Şimdi 16 numara da tamamdır. Geldik 17 numaraya. Yalnız arkadaşlar şimdi birazdan yine zil çalacak. O yüzden burada bir duralım yine. Bir sonraki videoda yine devam ederiz. Burayı yine birleştiririz kardeşlerim. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Gençliğin gözyaşları. Merhabalar arkadaşlarım. Şimdi boş ders buldukça video çekmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Sonra bu videoları birleştireceğiz. En son dün mü ne bir video çekmiştim herhalde. 16. soruya kadar çözmüşüz galiba arkadaşlarım. Evet 17'de kalmışız en son. Doğru 16'ya kadar çözmüşüm. 17'de kalmışız. Şimdi bakalım ne diyor bu sorumuz? Bir internet şirketi en fazla 1000 müşteriye hizmet verebilmekte ve aylık internet ücretini 40 TL olarak belirlediğinde bu sayıya ulaşabiliyormuş. Bu şirket aylık ücrete yaptığı her 5 TL'lik zam sonrasında müşteri sayısında 50 kişilik azalma olduğu görülüyor. Tamam. Bu internet şirketinin aylık internet üzerinden elde edeceği gelirin en fazla olması için aylık ücreti kaç TL olarak belirlenmelidir diye bir soru. Şimdi başlayalım arkadaşlarım. Bu adam x defa zam yapsın dostlar. Aylık ücrete. X defa zam yapsın. Şimdi siz tabi buraları göremeyeceksiniz. Tabi bunların çıktısını aldığınız için soruları görüyorsunuz zaten arkadaşlarım. Sizlerde sorular olacak. X defa zam yapsın. Şimdi aylık ücret ne oldu bu durumda dostlarım? Aylık ücret. Hani neydi bize söylediği? Aylık ücreti 40 TL belirlemiş. Yaptığı her 5 TL'lik zam diyor. X defa zam yaptığına göre 5x lira zam yaptı demektir bu. Aylık ücret bu durumda ne oldu diye soralım. 40 liraydı. Üstüne bir de x defa 5 TL geldi. 40 artı 5x oldu. Peki bu durumda müşteri sayısında nasıl bir gelişme var? Müşteri sayısına da bakalım. Şimdi normalde 1000'di müşteri sayımız. Maksimum kapasitemiz 1000'di. Müşteri sayısında her yaptığımız 1-5 TL'lik artışta 50 kişi azalıyor. Ben x defa 5 TL'lik zam yaptım. Demek ki 50x kişilik bir azalış olacak arkadaşlarım. 1000 kişiydi, 50x kişi azaldı. Bu durumda gelirimiz, benim gelir dediğim şey, aylık ücret çarpı müşteri sayısı. Herkes bir tane alsa, bir aylık ücret verse, bu kadar kişi var, bu kadar çarpı aylık ücret. Yani benim gelir dediğim şey 40 artı 5x ile 1000 eksi 50x'in çarpımı. Bu benim gelirim arkadaşlarım. Bana da diyor ki bu gelirin maksimum olmasını istiyorum. Bunun için aylık ücret kaç TL'dir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Aylık ücreti soruyor. 40 artı 5x soruyor. Şimdi biz maksimum olması için, en fazla olması için ne yapacaktık? Bunun ekstremum noktalarını bulacaktık. Hemen bir kere türev alıyorum ve türevini sıfır eşitliyorum. Burada çarpımın türevini görüyorum dostlarım. Şöyle türev yazalım. Türev eşittir. Şimdi birincinin türevi 5 çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. 1000 eksi 50x artı ikincinin türevi eksi 50 çarpı birinciyi aynen yazıyorum. 40 artı 5x.
ve bunu tutup sıfıra eşitlediğimde ekstremum noktasının apsisini buluyorum. Şimdi düzenleyelim burayı. 5000 geliyor arkadaşlarım. 5000 eksi 250x. Şurayı bir toparlayalım. Eksi 2000 buradan geliyor. Eksi 250x de buradan geliyor. Eşittir 0. Bu durumda 3000 eşittir 500x yapar. X eşittir 6 geldi. Tamam. X'e 6 bulduk. Bizden ne istiyordu? 40 artı 5x istiyor. Yani 40 artı 5 çarpı 6'yı istiyor. 40 artı 30'dan 70'tir. Bu sorunun cevabı. Geldik 18 numaraya. Bir ayrıtı x birim uzunluğunda olan küp şeklindeki bir kristalin üretim maliyeti hacim üzerinden birim küp başına 5 TL. Satış fiyatı ise yüzey alanı üzerinden birim kare başına 20 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre x kaç olursa kristalin satışından en çok kar elde edilebilir. Biz şimdi karın denklemini bulacağız. Karı bulabilmek için benim satışı bilmem, satış denklemini, sonra maliyet denklemini yazacağım. Ve satıştan maliyeti çıkarırsak karı elde ettiğimizi biliyoruz arkadaşlar. O yüzden önce bir satış fiyatını bulalım. Şimdi satış. Okunuyor mu diye bakayım. Evet, gözüküyor burası. Şimdi satış fiyatımız yüzey alanı üzerinden 20 idi arkadaşlar. Şimdi bir kenarı x ise, bir ayrıtı x ise küpün yüzey alanı nedir? 6x karedir. 20 TL idi çarpı 20'den 120 x kare gelir. Bu benim satış fiyatı. Hemen maliyeti hesaplayalım. Maliyet. Maliyeti bulalım dostlarım. Şimdi maliyette hacim üstünden hesaplanıyordu. Bir kenarı x ise küpün hacmi neydi? X küp. Bir kenarının küpü. X küp. 5 TL idi küp başına. X küp çarpı 5'ten 5x küptür. Bunun da maliyet fiyatı. Bunu da bulduk. 5x küp. Şimdi karı bulalım arkadaşlarım. Kar nasıl bulunuyordu? Dediğimiz gibi satıştan maliyeti çıkarıyorum. 120x kareden 5x küpü çıkarttığımda da bu benim karım ve bu karın da benden maksimum olmasını istiyor arkadaşlar. En büyük değerini istiyor. Ne yapacaktık en büyük değeri için? Bir kere türevini alıyoruz. Hemen türevini alalım. 240x eksi 15x kare. Sonra bu türevi sıfıra eşitliyoruz. 15x okunuyor mu? Şöyle biraz yukarıya kaldıralım. 15x parantezinde 16 eksi x eşittir 0 olur. Buradan x eşittir ya 0 ya da 16 diyeceğiz. Tabii ki 0 olmayacağı için küpün bir kenarı 16'yı bulduk. Demek ki x kaç olursa en çok olur diye soruyor kar. 16 olursa en çok olur. Geldik buna. Dik koordinat düzleminde iki köşesi x ekseni üzerinde, diğer iki köşesi de bilmem ne parabolü üzerinde bulunan ve arkadaşlar telefon çok çalıyor. Şu soruda bir durdurayım da ben. Devam ederim birazdan. Gobeller tekrardan merhaba. Şimdi arkadaşlar video çekmek de gerçekten zor iş. Yani bu zırt pırt birileri geliyor, birileri gidiyor ya da ne bileyim telefon çalıyor işte, ha görüyorsunuz. Bir türlü 3 soru çözüyoruz, telefon çalıyor. 4 soru çözüyoruz, telefon çalıyor. Sonra neyse bu videoları birleştireceğiz biz tabii hepsini. Şimdi en son 19. soruda kalmışız. Hemen bunu da bir halledelim arkadaşlar. Diyor ki dik koordinat düzleminde iki köşesi x ekseni üzerinde, diğer iki köşesi de parabolü üzerinde bulunan ve bu parabol ile x ekseni arasında kalan dikdörtgenler çiziliyor. Buna göre en büyük alana sahip dikdörtgenin çevresi nedir? Bakın çok güzel bir soru. Şimdi bu soruyu ben size iki yolla çözeyim. Hatta şöyle ikiye bölelim. Şuraya birinci yol diyelim. Birinci yolumuzu normal türevden nasıl çözeceğimizi gösteriyorum arkadaşlarım. Bir de bunun pratik yolu var. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi koordinat düzlemini çizdim. Parabolümüzde x'e 0 verdim. Y'yi 27'de kesiyor. X karenin önündeki a'mız, katsayımız negatif olduğu için kollar aşağıya falan filan derken parabol kabaca şöyle bir şey arkadaşlarım. Şu şekilde bir şey. Şurası y eksenini kestiği nokta 27. Diyor ki sen bunun içine bir dikdörtgen çiz. Bu dikdörtgen alanı en büyük olan dikdörtgen olsun diyor. Şimdi
şu noktadan ben harekete çıkacağım. Bu noktanın apsisine x dersem ordinatı kesinlikle 27 eksi x kare olur. Neden? Çünkü bu nokta parabolün üstünde. Denklemini sağlayacak. Bu sebeple 27 eksi x kare olur y'si. Peki şimdi bize neyi soruyor? Bu dikdörtgenin alanı en çok kaçtır? Şimdi şurası apsisti x. Şurası da x. Tam ortadan ikiye böldüğü için burada x. Şurası da 27 eksi x kare. Bu dikdörtgenin alanı ne oldu arkadaşlarım? Alanı 2x çarpı 27 eksi x kare geldi. Dikdörtgenin alanı bu. Benden de bunun en büyük olmasını istiyor. Buna göre diyor x'i bulun, sonra da çevresini bulun diyor. Hadi bunun en büyük olması için ne yapacaktık? Türevini alacağız bir kere. Ve sıfıra eşitleyeceğiz. X'i bulacağız. Türevi 54 gelir eksi 6x kare gelir eşittir 0 ise x'i buradan sen 3 buldun kardeşim. Peki x 3 ise burası 3, burası 3. Bakın kısa kenara 6 yaptı. 3 ise burası 9, 27 eksi 9'dan burası 18 yaptı. 18, 6 daha 24. 24 de buradan geliyor. Çevresi çıktı 48. İşte çevremiz 48'miş deriz. Şimdi bu birinci yol. Türevden yaptım bunu. İkinci yol da şu arkadaşlar. İkinci yol diyelim. Şimdi bu da pratik yolumuz. Bu da o pratik şeyleri yazdığım kağıda bakın arkadaşlarım. Sayfa 63'teki kağıda bakın. En altında uyarı yazmışım. Parabol ile dörtgen bir arada verildiyse diye bir uyarı yazmışım. Şimdi benim sorumda şöyle çizeyim yine şeklini ben. Elimde bir parabol var. Y eksenini 27'de kesen. İçinde de bir tane dikdörtgen var. Şöyle gösterelim o dikdörtgeni de. Dikdörtgen parabolün içinde mi? İçinde. Bakın ne yazmışım nota? Eğer içindeyse 1'e 3 oranı olacak. Nedir hocam bu oran? Nerenin oranıdır? Bunu bir anlatayım ben size. Bu oran şu arkadaşlar. 1'e 3 dediğimiz oran şu. Tepe noktasının bu karenin birinci kenarına uzaklığı 1 oran, ikinci kenarına uzaklığı 3 orana sahip olacakmış. Yani 1'e 3 dediğimiz şey bu. Birinci kenar olan uzaklığına k dersen, ikinci kenara olan uzaklığı 3k. O halde şuraya 2k kaldı öğretmenim. Yani dikdörtgenimin şu kenarı 2k. O halde burası da oldu 2k. Mevzu bu işte arkadaşlar. 1'e 3 oranı dediğim şey bu. Peki tamam öğretmenim. O halde 3k'yı bana 27 vermiş. 27. Dolayısıyla k eşittir buradan 9. 2k dediğim şu ki 18 geldi. 2k dediğimiz kenar 18 geldi. Peki bu 2k y'si değil mi? Şu noktanın y'si. Y'si 18. Hemen y yerine 18 yazıyorum denklemde. Apsisini buluyorum. 18 eşittir 27 eksi x kare. Buradan x kare eşittir 9. X eşittir 3 geldi. Demek ki şurası da 3. O halde burası da 3. Bakın bu kenarı yine 6. Bu kenarı 18 buldum. Çevrem yine 48 paketledim arkadaşlar. Evet, bundan daha çok soru sordum arkadaşlarım bu pratik yolda. Çözeceğiz inşallah hepsinden. Şimdi gelelim diğer soruya. Bu arada zilimiz de çaldı ama devam. Diyor ki şimdiki sorumuzda şekilde verilenlere göre şekilde şu kağıda koyayım da arkadaşlar rahat rahat çözelim. Şekilde verilenlere göre dikdörtgenin alanı en çok kaçtır? Arkadaşlar bu sorumuz için de ben pratik yolumuzu yazdım. Hangi pratik yol? Allah kaç numarada yazdığımı ben de bilmiyorum. Şu. Yukarıdan aşağı doğru sayayım ben. Yine burada numaralar gözükmemiş. Bir, şurası 8'di. 9. pratik yolumuz dostlar. 9. pratik yoldan çözülebiliyor. Şimdi tabii ben normal yoluyla da çözeyim bunu isterseniz. Uzun yolla da çözelim arkadaşlarım. Şimdi normal yolumuz. Öncelikle şu doğrunun bir denklemini yazalım. X'i 4'te kesiyor artı Y'yi 6'da kesiyor eşittir 1'dir doğrunun denklemi. Buradan da düzenlersek 3X artı 2Y eşittir 12. Y eşittir 12 eksi 3X bölü 2 geldi. Bana neyi soruyor dostlarım? Bakın burada bir de B noktası var. Bu B noktasının apsisi şurası, ordinatı şurası. Apsisine X dersem ordinatı kesinlikle y, yani 12 eksi 3x bölü 2 olacak. Benden de bu dikdörtgenin alanının en çok olmasını istiyorum. Dikdörtgenin alan formülü neydi? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımı. İşte benden maksimumunu istediği şey bu. Peki bunun
Maksimum olmasını sağlayan x değerini bulalım. Ne yapacağız? Türevini alacağız hemen dostlarım. Türevi 12 eksi 6x bölü 2'dir. Sıfıra eşleyeceğiz. X'i buradan 2 bulduk. X'i de getirip alan formülünde yerine yazdığımızda bu alan, bu da türevi yerine yazdığımızda alanın en büyük değerini bulmuş olacağız. 2 yazarsak buraya 2 çarpı 12 eksi 6 bölü 2'den 6 geldi. Şimdi pratik yol ne peki öğretmenim? Pratik yol da şu. Arkadaşlar, bir koordinat düzleminde bir üçgenin içine çizilebilen en büyük alanlı dikdörtgen her zaman bu üçgenin alanının yarısıdır. Pratik yolda bu. Aklınızda tutabilirseniz saniyelik soru. Üçgenin alanı ne? 6 çarpı 4. 24 bölü 2'den 12 üçgenin alanı. O zaman bunun alanı yarısı olacak. 6. Neymiş kural? Üçgenin alanının yarısı dikdörtgenin alanıdır. Olay bitmiştir. Gel bu soruyu da birlikte çözelim şimdi hadi. Kardeşim şurası 8. Şurası 4. Taban ne oldu? 12. Şurası da 8'miş. Yükseklik ne oldu? 8. O zaman 8 çarpı 12 bölü 2 yani 48 senin üçgeninin alanı. Dikdörtgenin alanının en çok olması demek üçgenin alanının yarısıydı. Yani cevap 24. Pratik olarak çözdük arkadaşlarım. Uzun yola gerek kalmadı. Burada hemen takır takır hallettik. Evet, 22. soru. Bize bir x kare parabolü verilmiş. AB y eksenine paralelmiş. Paralelse arkadaşlarım şöyle indirelim. Bakın buradaki noktamızın hem apsisi hem de ordinatı birbirine eşit. Yani bu noktanın şu iki A ve B'nin apsisleri de ikisininki de A olsun. Şimdi B noktası parabolün üstünde olduğu için B'nin koordinatları apsisi A, ordinatı A karedir. Parabolün denklemini sağlattım. A noktası doğrunun üstünde olduğu için apsisi A, ordinatı eksi 2A artı 4'tür. Bunu da doğrunun denkleminde yerine yazıp yazdım. Buna göre A ile B doğrusunun en uzun olması için A'nın ordinatı kaçtır diye soruyor. Bize A kareyi soruyor arkadaşlarım. Yok. Eksi 2A artı 4'ü soruyor. Tamam. Şimdi A ile B'nin en uzun olmasını sağlayacağız. Buranın maksimum olmasını istiyor. O halde hemen İki nokta arasındaki uzaklığı yapacağım. Zaten A'ların farkı sıfır, oraya gerek yok. Direkt şunların farkının, yani şöyle A ile B arasındaki uzaklığı yazıyorum arkadaşlarım. Kök içinde x'ler farkının karesi. A'dan A çıktı, sıfır, karesi sıfır, geç onu. Şundan da şunu çıkartıyorum. Eksi 2A artı 4'ten A kareyi çıkarttım. Bunun maksimum olmasını istiyor arkadaşlar benden. Hemen türevini alıyorum bunun dostlarım. Tabi bunun bir de karesi vardı. Çıkartıp karesini alıyoruz. Karesini aldığım için kökler gitti. Geriye bir tek bu kaldı. Bu da ne yaptı? Şöyle alalım A ile B arasındaki uzaklığı. Şuraya bir daha yazayım. Eksi 2A artı 4 eksi A kare. Şimdi bunun türevini alıyorum. Türevi. Bunun benden maksimum olmasını istiyor ya. Türevi ne yaptı? Eksi 2A eksi 2. Eşittir 0 dedik. Buradan da A'yı eksi 1 bulduk. Peki A eksi 1 ise A noktasının koordinatları ne oldu? Eksi 1'e eksi 1 yazarsam 2, 6 mı geldi arkadaşlar? İşte A noktasının koordinatları bu. Ordinatını soruyor. Cevap 6. Evet, 23 numaralı soru. Yarı çapı 6 santim olan küre biçimindeki bir balon içine yerleştirilebilen en büyük hacimli dik silindirin yüksekliği nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bunun da yine pratik yolunu vermiştik arkadaşlarım. 10, 11, 12. soruda 12. pratik çözüme bakarsanız ya da 13 mü? Dik silindir dediği için evet 13'e bakın arkadaşlarım. Küre içine yerleştirilebilen en büyük hacimli dik silindirin yüksekliği ve yarıçapı için 12 ve 13'e bakın dostlarım. Orada zaten pratik çözümünü söylemişiz. Biz şimdi normal yolla çözelim. Dostum elinde bir tane küre var. Şöyle bir küre çizelim biz hemen. Bu kürenin içine maksimum hacimli dediği için şöyle kenarlarına tam dokunacak şekilde bir silindir çiziyorum dostlar. Şimdi küremizin yarıçapı 6 idi. Şurası 6. Silindirin yarıçapına R diyelim. Yüksekliğine de H diyelim arkadaşlarım. O halde burası da H bölü 2, burası da H bölü 2 geldi. Şimdi şurada bir Pisagor çakarsak 36 eşittir. Evet dostlar, yine birileri geldi ve ben yine videoyu durdurmak zorunda kaldım. Devam ediyorum.
Şimdi Pisagor yapıyorduk en son şurada. Dedik ki 36 eşittir R'nin karesi ile H bölü 2'nin karesi. Yani H bölü 2'nin karesi H kare bölü 4 artı R'nin karesi dedim. Buradan hemen R'nin karesini çekelim arkadaşlarım. R kare eşittir 36 eksi H kare bölü 4 geldi. Şimdi bize en büyük hacimli silindir diyor. Silindirin hacim formülü neydi? Şuraya yazalım. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Yani taban alanımız pi r kare çarpı yükseklik h. Şimdi r kare yerine de hemen şu az önce h'lı formülü bulduk ya, onu yazalım. 36 eksi h kare bölü 4 çarpı yükseklik h. Silindirin hacim formülünü, yani fonksiyonumuzu tek değişkene dönüştürdüm. Şimdi ne yapıyorduk? Bunun en büyük en küçük olmasını sorduğu zaman türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Hemen bir hacmin türevini yazalım. Hacim türev eşittir diyelim. Okunuyorum buraya kadar. Hacim türev nereye yazdık? Heh, şurada. Hacim türev eşittir. Pi parantezinde başta dursun pi'miz. İçinin türevini alalım. Şimdi 36 h gelir. O zaman 36 yazacağız. Eksi h küp bölü 4 geliyor. H küp başa aldık. 3 h kare bölü 4 oldu. Bunu da sıfıra eşitledik. Pi gitti zaten. 36'yı da bu tarafa atalım. 3 h kare bölü 4 eşittir 36 geldi. H kare 3'e böldüm 12, 48. Şuraya yazıyorum. H kare 48. H eşittir 4 kök 3 bulduk. Silindirin yüksekliğini soruyormuş. Yükseklik 4 kök 3 çıktı. Bir de bunun pratik yolu vardı arkadaşlarım. Pratik yolu da ben şuraya bir daha yazayım. Dediğim gibi 12. pratik yol ya da 13 müydü neydi? Evet, 13. pratik yol. Pratik yolumuz da şu. Silindirin yüksekliği eşittir. Kürenin yarı çapıyla çarpı 2 bölü kök 3'ün çarpımıydı arkadaşlar. 2 bölü kök 3'ün çarpımı. Şimdi kürenin yarı çapı 6. 2 bölü kök 3 ile çarparsam 12 bölü kök 3 olur. Yani 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3'ü eğer bu pratik yolu aklında tutabiliyorsan böyle de çözebilirdin canım kardeşim. Evet, 23 de tamamdır. Çevirdim arka tarafı. 24 numaralı sorudayız dostlarım. Bakalım bu ne diyor, bir görelim. Şimdi diyor ki taban yarıçapı 12 santim ve yüksekliği 8 santim olan bir dik koni içine yerleştirilebilecek maksimum hacimli silindirin yarıçapı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bir dik koni çizelim ilk önce. Şu bizim dik konimiz olsun. Şimdi bu koninin içine en büyük hacimli mi diyor. Maksimum hacimli silindirimizi de şöyle bir yerleştirelim. Bu da bizim maksimum hacimli silindirimiz olsun. Şimdi taban yarıçapı 12'ymiş bu koninin. Demek ki şu merkezden şurası 12 santim toplamda. Sonra şöyle de yüksekliğini de çizelim konimizin. Burası yüksekliği. Yüksekliği 8 santimmiş. Şimdi biz silindirin yarıçapına R diyelim. Şurası da R olsun. Koninin yüksek, silindirin yüksekliğine H diyelim. Koninin yüksekliği şurada 8 olduğu için 8 eksi H da burası geldi. Hemen şurada bir benzerlik yapıyorum. 8 eksi H'ın 8'e oranı, R'nin 12'ye oranı diyorum arkadaşlarım. Bunu bir yazalım. 8 eksi H bölü 8 eşittir R bölü 12. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman H eşittir 24 eksi 2 R bölü 3 geliyormuş. Bu elimizde dursun. Şimdi bize diyor ki maksimum hacimli silindiri soruyor. Silindirin hacim formülü neydi? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h. Hemen h yerine de şunu yazalım. Silindirin hacim formülü şu oldu. Pi çarpı r kare çarpı 24 eksi 2 r bölü 3. Bu silindirin hacim formülü. Bunun benden maksimum olmasını istiyor. O halde hemen bir kere türevini alıyorum ve sıfıra eşitliyorum. Türevi şu pi bölü 3'ü parantez içinde yazalım. R kareyi de içeriye dağıttığımı düşünelim. 24 R kare gelir. Onun da türevi 48 R yapar. 2 R küp gelir. Onun da türevini alırsam 6 R kare yapar. Türevimiz bu. Hemen bunu sıfıra eşitledik. Buradan 6 R parantez. Şurası sıfır oldu zaten. Sıfırla gitti.
6R parantezine alırsam 8 eksi R eşittir 0 oldu. Buradan R eşittir 8. 8 eksi R. R'yi 8 yapsam 0 olur. Ya da 0 olacak. Doğru. R 8 olacak ki şurası 0 olsun. H eşittir. 8'i de yerine yazdım şurada. 8 bölü 3. Bana neyi soruyor? Silindirin yarıçapını soruyormuş. H'ı bulmaya gerek yokmuş. R 8 geldi. Şuna bakalım. Çevresi 36 santim olan dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre karedir? Çevre dediğimiz şey dikdörtgendeki çevre. Şuraya x, x, y, y dersek 2x ile 2y'nin toplamını 36 vermiş bize. X artı y'yi hemen buradan 18 bulduk. Şimdi normalde ne yapacaktım? Y'yi 18 eksi x diye yazıp alanını sorduğu için x çarpı y'de yerine yazacaktım. Türevini alacaktım. Sıfır eşitlektim. Ama pratik yol ne diyordu? Sana en çok soruluyorsa dikdörtgenin alanının en çok olması demek, bu dikdörtgeni kare yapın demiştim arkadaşlarım. Kare kabul edersem çevresi 36, o zaman bir kenarı 9, alanı da 81 çıkar. Karenin en çok 81 olur. Verilen dikdörtgeni bir kademe düzgün alanı hale çeviriyorduk. Bakın aynı soru neredeyse. Burada da tersten sormuş. Alanını vermiş dikdörtgenin. Ben bunu kare kabul edeceğim. Alanı 36 ise bir kenarı 6 olacak. Bize neyi soruyor? Çevresi. 4 tane 6. 24. Evet, geldik 27 numaralı soruya. İşte bakın yine pratik yolunu verdiğimiz bir parabolle görüyorsunuz bir dikdörtgenin durumu. Hiç uzun yola gerek yok arkadaşlarım. Dikdörtgen içerideyse neydi bizim oranımız? 1'e 3 oranı var demiştim. Tepe noktasının dikdörtgenin birinci kenarının uzaklığı 1K ise ikinci kenarının uzaklığı 3K olacak. O halde buraya 2K kaldı diyebilirim. Tabii ki şurası da 2K oldu. Şimdi bunun x'ine 0 verdiğimde y'si 12 çıkıyor. Yani şurası 12'ymiş. 12'de kesiyormuş. Demek ki 3K 12. K eşittir 4 geldi. O halde 2K 8. Bakın biz 2K dediğimiz şey aslında bu B noktasının ordinatıdır 8 olan. Hemen apsisini bulalım. B noktası parabolün üstünde olduğu için y yerine 8 yazıyorum. X kare 4. X eşittir 2 veya eksi 2 çıkıyor. Demek ki şurası da 2'ymiş. Bu dikdörtgenin alanı ne çıktı? 2 çarpı 8'den 16 geldi arkadaşlar. Şuna bakalım. Doğrusunun noktasına en yakın noktasını bulunuz diyor. Şimdi bu doğrunun üstündeki nokta B olsun. Apsisine x dediğimde ordinatı neymiş bunun? X artı 3. Bir de elimde A noktası var 4'e 0. Şimdi aynısından daha önceki sayfalarda çözdüğümüz için burayı biraz hızlı yapıyorum. Bana da diyor ki bu A ile B arasındaki mesafeyi minimum seç. Hemen A ile B arasındaki uzaklığı yazalım. Kök içinde x'ler farkının karesi yani x eksi 4'ün karesi artı y'ler farkı x artı 3 yapıyor. Bunun da karesi. Benden bunun minimum olmasını istiyor. En kısa mesafeyi bulun diyor. Hemen ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz bu adamın bir kere. Türevini alıp sıfıra eşleyeceğiz. Türevini alalım. İçinin türevidir başlangıç. 2 çarpı x eksi 4 gelir. Artı 2 çarpı x artı 3. Bölü 2 çarpı kök içinde aynısı. Bunu da sıfır eşitliyorum. Şimdi şurada içler dışlar çarpımı yaptığım zaman şurası gidiyor zaten. Bir tek üst taraf kalıyor. Bunu da bir düzenleyelim. 2x eksi 8 artı 2x artı 6 eşittir 0 oldu. 4x eksi 2 eşittir 0 oldu. X eşittir buradan 1 bölü 2 geldi. İşte bize de neyi soruyor? En yakın noktası yani B'yi soruyor bize dostlarım. B ne oldu bu durumda? X 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 artı 3. O da ne yaptı? 7 bölü 2. Cevabımız bu dostlarım dedik. Evet 28 numarada tamamdır. 23, 28 numarada tamam. Geldik 29 numaralı sorumuza. Şunları da koyalım. Evet. Alanının en büyük değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Alanının AOB'nin en büyük değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bizim bildiğimiz şey ise bu kürenin yarıçapı 2. O zaman şurası da 2. Hemen sen bu üçgeni alanın en çok olması için bir kademe düzgün hale getiriyorsun. İkizkenar dik üçgen kabul ediyorsun. İkizkenar dik üçgense bu. Buralar kök 2 kök 2 oluyor dostlarım. Sen de bu dik üçgenin alanını kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'den 1 olarak buluyorsun demiştik daha önceki sayfalarda. Şimdi 30. sorumuz dostlar.
Diyor ki bir dairenin içine yamuk koyduysan bu yamuk kesinlikle 3 tane eşkenar üçgenden oluşmalıdır diyor. Pratik çözüm bu dostlarım. O halde bunun içinde 3 tane şu şekilde çizdiğinizde 3 adet eşkenar üçgen olacak diyeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Bir dairenin içine bir dörtgen koyduğunda, bir yamuk koyduğunda bu yamuğun 3 tane eşkenar üçgenden oluşması gerekiyormuş. O halde burası 2, burası 2 dedim. Buna göre yamuğun alanının maksimum değeri nedir diye soruyor bize. Bana şu üçgenin alanından 3 tane soruyor. O halde 3 tane eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. 3 kök 3 yaptı sorunun cevabı. Burada ne diyor? 3 santim yarı çaplı çemberde altıgenin alanı en büyük değerini aldığında çevresi kaç santim olur diye bir soru sormuş arkadaşlar. Burada da söyleyeceğiniz şey aslında az önce yamukta söylediğim gibi. Bakın şurası ne olacak dedim? İkiz kenar yamuk olacak dedim. Demek ki bu altıgen ne olacak? Düzgün altıgen olacak. O yüzden şunların her biri eşkenar üçgen, eşkenar üçgen, eşkenar üçgen olacak. Aynı şey bu tarafta da oldu. 6 tane eşkenar üçgenin alanı. Yarıçapını 3 santim vermiş. Şimdi eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Bundan da 6 tane var. Çarpı 6 dedim arkadaşlarım. Bize alanını sormuyor, pardon. Alanı en büyük olduğunda çevresi nedir diye soruyor. Çevresinin bir kenarını 3 bulduğumuz için 6 tane 3 dostlarım. 18. Evet, geldik 32 numaralı sorumuza. Diyor ki yine bakın çeyrek çemberin içine OA. OA neresi? Yarı çapı 8 olan bir çeyrek çemberin içine dikdörtgen koymuş. Ne demiştik? Bu dikdörtgenin tıpkı 29. soruda hemen solundaki sorudaki gibi şunu çizdiğinde bunun için ne dedim ben? İkiz kenar dik üçgen olmalı. İşte bu dikdörtgenin de kare olması gerekiyor diyeceksiniz ve yarı çapım 8 olduğu için buraya 8'i yapıştırdım. Demek ki bir kenarım 4 kök 2'dir dedim. O halde bu dikdörtgenin ya da karenin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'den, yok bölü 2 yok, üçgenin değil dikdörtgenin alanını soruyor. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 32 çıktı diyebiliriz dostlarım. Geldik buna. Bize de diyor ki AOBC, ABC üçgeninin alanı en çok kaç olmalıdır diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar bu üçgen çapı gören çevre açıdan dolayı burası kesinlikle 90. Biz ne dedik? Bu üçgenin kesinlikle ikiz kenar dik üçgen kabul edeceksiniz. Hipotenüsü 8 ise dik kenarı 4 kök 2'dir. Alanının en büyük değeri olması için üçgeni bir kademe düzgünleştiriyoruz. Dikdörtgen ise kare kabul ediyoruz. Dik üçgen ise ikiz kenar dik üçgen kabul ediyoruz. O halde 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'den 16 geldi bunun da cevabı. Bakın 34. soru daha önce benzerini çözdüğümüz bir soru. Alanı 25 santimetre kare olan dikdörtgenin çevresi en az kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum dikdörtgeni ne kabul edeceksin dedim? Kare. Karenin alanı 25 ise bir kenarı ne olur? 5. Çevresini soruyor. 4 tane 5. 20. Hadi şuna bakalım. Alanı 49 santimetre kare olan bir dikdörtgenin çevresi en küçük değerini aldığında uzun kenarı kısa kenarından kaç santim fazla olur diye sormuş. Dostum dikdörtgenin en küçük değerini alması için ne kabul et dedim bunu ben? Kare kabul et. Peki karenin alanı 49 ise bir kenarı ne olur? 7. Kısa kenarı da 7, uzun kenarı da 7. O zaman 7 eksi 7'den kaç santim fazladır bu? 0 santim. Eşittir çünkü birbirine diyebiliriz. Evet, bu da tamamdır dostlarım. Buraya kadar geldik. Şimdi bundan sonrası neymiş? ÖSYM sorularına geçiyormuşuz. Burada bir duralım artık. Zaten zırt pırt gelen giden oluyor. Burada bir duralım. Bir sonraki videoda da ÖSYM sorularını çözeriz arkadaşlar. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.